Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün kabak tatlısı yapacağım. Onun tarifini vereceğim size ama bu sefer değişik yapacağım kabağı. Şöyle bir bal kabağım var. Kireçli yapacağım. Onu göstereceğim size. Onun tarifini vereceğim. Şöyle 1 kilo kadar bir taş kireç aldım arkadaşlar ben. Sönmemiş taş. Şimdi ben bunu bu tepsiyle balkonda üzerine yavaş yavaş su dökerek söndürdüm önce bir bu kirecimi. Böyle güzelce karıştırı karıştırı söndürdüm. Bunu böyle bir tepside söndürün arkadaşlar. Değilse biraz tehlikeli olabilir. Balkonda söndürdüm. Şöyle büyük bir leğenimi alıyorum bunu. Birkaç saat böyle beklettim, söndürdüm. Şöyle bu leğenim 7-8 kilo kadar gelir. Bu leğenin içine suyu dolduruyorum. Şöyle karıştırıp gördüğünüz gibi verilen su. Şimdi ben bunu böyle 3-4 saat kadar bekleteceğim. Bu arada ben kabağımı soyacağım, doğrayacağım. Şimdi arkadaşlar kabağın nasıl soyulacağını, nasıl doğranacağını göstereceğim. Ben doğradım, hazırladım. Size de sadece göstermek için burayı bıraktım. Şöyle içini yumuşak yerine alacağım. Şöyle kabuğumu da şöyle soyacağım. Dilim dilim doğradım büyük kabağı. Şöyle doğradıktan sonra da şöyle küçük parçalara ayırdık. Kabuğunu şöyle soyup şöyle içini yumuşak yerinde alıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi şunu. Şimdi şöyle büyük bıçağımla da şöyle kesiyorum. Şöyle. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz bunu da. Şöyle yaptım. Şimdi şu leğenime koyuyorum, büyük leğenime. Şöyle büyük leğenime koyuyorum. Ben kabağı tarttım. 2 kilo kabak. Şöyle yerleştirdim. Şimdi kirecimin suyu yaklaşık bir 4-5 saat bekledi burada. Kireç dibine çöktü. Duru suyu yüzünde şimdi. Ben bu duru suyunu şöyle alacağım. Kireci fazla böyle karıştırmadan şöyle dibindeki duru suyunu alıp işte kabakların üzerine öyle dökeceğim. Kireci dibinde çöktü. Şöyle. Tamam. Şimdi doldu. Şimdi üzerine de şöyle bir ağırlık kapatıp şöyle kabaklar yüzüne çıkmasın diye şöyle ağırlık kapatacağım. Yaklaşık bir 12 saat ya da 24 saatte bekleyebilir. Bu böyle bekleyecek. Evet arkadaşlar kabaklarım yaklaşık bir 20 saat kadar bekledi kireçli suda. Ben ondan sonra çıkarttım kireçli sudan. 3-4 defa yıkadım temiz suyla. Şimdi tenceremi alıyorum. Şöyle bir üstünü taşacak kadar da bir su koyacağım. Bir 5 dakika kadar bu suda bir kaynatacağım ki kireçli suyu gitsin diye. Ondan sonra tekrar süzeceğim bu suyu. Kabaklar şöyle iğnelenmeye başladı arkadaşlar. Şimdi kapatacağım altını, süzeceğim bu suyu tekrar. Koyacağım hepsini.
Şimdi bu kireç de suyu gitsin diye bunu şöyle bir 5 dakika sıcak suda yıkamış oldum. Şimdi normal suyunu koyacağım. Şöyle bir sürahi suyunu koyuyorum. Şöyle normal üstü basa su. Üstü basa suyunu koydum. Kabağım 2,5 kilo. 2,5 kilo da şeker koyacağım buraya şimdi. Şimdi altını da yüksek ateşte açacağım. Kaynayana kadar böyle yüksek ateşte duracak. Kaynadıktan sonra kısık ateşte. Şöyle ağzımı kapatayım. Kısık ateşte yaklaşık bir 2-3 saat kadar kaynatacağız. Kabağımız yaklaşık 1 saati geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeffaf rengini almaya başladı. Şöyle göstereyim. Şimdi limon tuzunu koyacağım. Şöyle bir çay kaşığı limon tuzunu koydum. Şöyle hafiften hafiften alt üst ediyorum ki herkes hepsi şeysini alsın, şekerini, şerbetini alsın içine diye. Bütün kabaklar. Şöyle orta ateşte kaynamaya devam edecek. Ağzımı kapatacağım. Böyle orta ateşte pişmeye devam edecek. Arkadaşlar yaklaşık bir 2,5 saattir kaynıyor kabağım. Gördüğünüz gibi rengi cam gibi oldu. Artık kapatacağım altını. Ve bir tanesine baktım, pişmiş, güzel olmuş. Şimdi kapatıyorum altını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabaklarım böyle oldu. Bir tanesini daha henüz sıcak ama bir tanesini kesip şöyle size göstermek istiyorum. Dışı çıtır. İçi yumuşacık oldu. Muhteşem bir lezzet. Evet, balını da göstereyim. Balı da böyle. Harika oldu arkadaşlar. Yapıp yemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi cam gibi parlıyor. 2,5 saate yakın kaynattım. Çok güzel oldular. Evet arkadaşlar, bu bir nevi kabak reçeli oldu arkadaşlar. Kabak tatlısından ziyade kabak reçeli oldu. Kahvaltılarda yiyebilirsiniz. Gerçekten yapıp yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kabağımı beğendiyseniz arkadaşlar yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarımda, yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.